Merhaba arkadaşlar, Orta Dora Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle birlikte yeni ve aslında oldukça uzun soluklu olmasını temenni ettiğim bir serinin ilk videosu ile beraberim. Serimizin adı Son Bakış. Arkadaşlar, Son Bakış serisinde Steam'den bir liradan daha ucuz alabileceğimiz ne kadar oyun varsa hepsini alacağız ve oynayacağız, bir inceleyeceğiz bakayım neymiş bu oyunlar. Baştan uyarayım, oldukça zorlu bir deneyim bizleri bekliyor. Zira bu oyunlar oldukça kötü oyunlar arkadaşlar. Sabrımız sınanacak, yeri gelecek, gözlerimiz kör olacak, kulaklarımızdan kan akacak. Ama yılmayacağız arkadaşlar. Direneceğiz, iyi bir oyun arayacağız. İsterseniz de fazla uzatmayayım ve ilk sosyal deneyimize başlayalım. Arkadaşlar ilk oyunumuzu açtık. Oyunumuzun ismi Temple Tantrum. Sizin de göreceğiniz üzere not almıştım buraya. Oyunu Steam'den %84 indirimle 32 kuruş almışız arkadaşlar. Unity grafik motoruyla yapılmış bir oyun. Yani çok fazla kalite beklemeyin. Menüsüne baktık. İşte hiçbir şey yok. İşte Play Now bir de Exit Game diyor. İşte koşan bir velet. Onu kovalayan yuvarlak şeyler. Kaşları, gözleri var. Dil çıkaran var. Sırıtan var. Her neyse tamam. Karamsarlığa kapılmıyoruz arkadaşlar. Play Now diyoruz. Destroy your parents' house. Evinizi, ebeveynlerinin evinizi parçalayın mı diyor. Ne diyor? Ne oluyor lan? Bir saniye, ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Şimdi arkadaşlar, bir kere mouse desteği yok. Ne oluyor? Objelerin üzerine koşuyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Grafikler gördüğünüz gibi ağlıyor. Allah Allah. Şimdi oyunun options kısmı yok. Kontrolleri sadece oyunun başındayken bakabiliyorsunuz. Orada da belirtilen tuşlara şu an basıyorum. Fakat hiçbir şey olmuyor. Ne oldu? Olmadı mı? Tamam, zıplıyoruz da. Ne oluyor lan? Hiç anlam veremediğim şeyler gelişiyor şu anda. Alamıyorum da. Şimdi. Gülen bir şey var. Burası nasıl bir ev? Tuşlar niye çalışmıyor? Karakterimi niye göremiyorum? Zıplama tuşu bu oyunda ne işe yarayabilir ki? Kafamda deli sorular. Evet, yani yapmadığım ne var şu anda? Bir dakika ya, acaba şu mor menüde gördüğümüz şeylerden kaçacak mıyız acaba? Mesela atıyorum şuradaki şuna yakalanmamaya mı çalışacağız? Tamam, hadi diyelim yakalanmadık. Tamam, normal şartlarda bu bölümün bitmiş olması gerekiyor. Bir şey kalmadı çünkü. Hiç anlamadım. Aha. Onu da yok ettim. Bir tane daha çıktı. Herhalde şu şekerlerden alacağım. Sonra onu yanına gidip vuracağım. Aa, vallahi anladım lan. Allah'ım, kontroller yok ya. Tam bitmiyor mu bu oyun yani? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Zaten müzikle dikkat ettiyseniz yaklaşık 20 saniyelik bir tema müziği yapmışlar. İkincisini yapmaya üşenmişler. Onu tekrar edip duruyor sürekli oyun. Hiçbir şey yapmıyoruz onun dışında. Tam farklı olarak ne yapacağız peki biz? Onu anla. Aha. Vallahi o da gördüm lan. 5 metrekare evde kayboldum arkadaşlar. Önümü göremiyorum ya. O kadar kötü ki kamera açıları. Destroy your babysitter's house. Bakıcınızın evini şey yapın, içine edin. Tamam. Allah'ım, dış kaplamayı kes ya. Yemin ediyorum başım ağrıdı. Yani müzik yani.
senin tipini şey yapayım ya. Hadi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burada bir şey yok. O gülen şerefsiz nerede? Şimdi arkadaşlar, inanın diyecek kelime bulamıyorum. Kesinlikle oyunda bahsedilen atak tuşları çalışmıyor. Hesapta CTRL ve Alt tuşları bu işe yarıyordu. Fakat öyle bir şey yok. Sadece Space tuşuyla zıplıyoruz. O da hiçbir halta yaramıyor. Ne diyebilirim ki yani başka? Duvarların arkasını görmek mi dersiniz? Mesela bakın şu anda hiç nasıl bir kaplama, nasıl bir detay. Aha, level complete. Yok, nereye varacağız onu merak ediyorum cidden. Distoyo Grand mağazası. Büyük annemizin evini parçalıyoruz şu anda arkadaşlar. Nereye varacağız acaba? O kadar merak ediyorum ki şu anda. Oyunun Steam kartlarının desteği var mı? Onu bilmiyorum. Trading kart desteği var mı? Bari kartları satıp verdiğim parayı geri alabilirsem çok sevineceğim. Farklı olarak evlerin boyutu biraz daha büyüyor her bölümden sonra. Onun dışında değişen hiçbir şey yok. Hangi odada ya bu? Ya atıyorum hani oyunu iki kişi yaptıysa şu nihaha diye gülen ses o iki kişiden birine aitse diğer ikinci kişi de keşke gülseymiş de bari ikinci bir ses efekti olsaymış oyunda ya. Resmen sinirim bozuldu. Yalnız her objenin de break me, break me diye böyle belirtmesi fail yani resmen. Level complete. Arkadaşlar kendi evimize geri döndük. Tekrar your parents house dedi. Fakat evdeki obje sayısı artmış. He, ve şey sayısı artmış. Şu toplar iki tane oldu. Herhalde oyun bu şekilde ilerliyor. Yoksa herhalde yine 4 bölümden oluşuyor oyun. 4 bölüm oldu herhalde, değil mi? İnanın saymayı bıraktım. Sadece o 4 turdan sonra başa sarıyor ve obje sayısı artıyor. Bunun dışında bir şey değişmiyor. Bari şu topların ikincisinin sesi farklı olsaydı ya. İkisi de aynı gülüyor. Vallahi çok uyuz oldum. Acaba bundan daha kötü oyunlara rastlayacak mıyız bu seride? Şunu da söyleyeyim. Bu da dahil. Bütün oyunlarda daha önce oyunu hiçbir şekilde denemedik. İlk defa aldığımız oyunlar. İlk defa sizinle birlikte test ediyoruz oyunları. Oyun yüzden tepkilerime mazur görün. Yok, şu bölümde tamamlayacağım. Valla bakacağım hani bölümler tamamen tekrara mı dayalı yoksa arada çıkıyor mu farklı bölümler? İstediğim yere gidemiyorum oyunda ya. Böyle bir şey yok. Herhalde tamamen tahmin bu. Aha. Evin dışı mı burası? Allah'ım yan tarafa bakın arkadaşlar. Aha, toplar geldi. Orayı bir daha göstereceğim ya. O neymiş öyle? Level complete dedi, gösteremedim ama görmüşsünüzdür. Utanmadan evin dışını da tasarlamışlar. Yok ya, bölümler tekrar ediyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir farklılık yok. Herhalde o 4-5 bölümü tamamladıktan sonra bu sefer 3'e çıkacak. Sonra 4'e çıkacak. Sonra 5'e çıkacak. Oyun bitmeyecek. Yok, daha fazla dayanamayacağım ya. İşin tuhafı saate baktım. 15 dakika olmuş büyük ihtimalle. Başım ağrıdı. Abartıyorsam ne olayım? Cidden yalan söylemiyorum. Başım ağrıdı. Ve midem bulandı ya. Hani kamera kontrolünden dolayı. Çünkü yön tuşları oyunda
hem karakterimizi kontrol etmeye aynı zamanda da şeyi kamerayı kontrol etmeye yaradığı için inanın oynarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oyunun hızına ayak uyduramıyorum ya. Yok tamam, bu bölümde bitiyorum ve kapatıyorum. Vallahi midem bulandı. Evet. Bölümü bitiremeden canavarlar bizi bitirdi. Ne, kaldığımız yerden mi devam ediyoruz? Tamam. Sözümü tutayım. Şu bölümü bitireyim, öyle şey yapalım. Nerede obje var daha? Hay senin. Ananı, bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını. Bir canımız kaldı arkadaşlar. Gidemiyorum arkadaş. İstediğim yere gidemiyorum oyunda ya. Aha, bitirdim. Tamam, daha da oynamıyorum. Oo, vallahi oynanmaz bu oyun ya. Ulan daha bölüm başlamadan öldüm ya. Kontrol bana geçmeden öldüm arkadaşlar. Tamam, yok, daha dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Menü falan var mı bu oyunda? Menü. Arkadaşlar, oyunun menüsü yok. ESC yazıyordu ya kontrol menüsünde menü. Basıyorum ve olmuyor. Tamam. Arkadaşlar, daha fazla oynayamayacağım cidden. Cidden midem bulandı. Şey, nedir onun ismi? Oyun hakkında bir artarımızı, eksilerimizi sunalım. Bir değerlendirmemizi yapalım, puanlamamızı yapalım. Daha sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ne bu şimdi? Tamam, çok mutluyum. Çok puanlar aldık. Çok mutluyum arkadaşlar. Dediğim gibi incelememizi yapıyoruz. Puanlamamızı yapıyoruz. Daha sonra videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki son bakış bölümünde görüşmek üzere. Umarım birazcık daha iyi oyunlarla karşılaşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.